edildi. Bu görüşme trafiği içerisinde son birkaç günün gündem maddesi. Onu da sormak isterim. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, onun Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Şimdi iki gündür Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan'a konuşmaları çok dikkat çekici. Ben önce seyircilerimiz için oradaki bazı ifadeleri hatırlatmam lazım. Sonra size soruyu yönelteceğim. Önce Fatih Altaylı'ya konuşmuştu ve orada şunları söyledi. Ben Çelebi adamım, kadir kıymet bilen adamım, bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım, durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim. Şimdi bu şekilde ifadeler kullandı Fatih Altaylı'ya. Fakat sonra Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan Coşkun'a konuştu. O da bugünkü yazısında Ahmet Hakan Coşkun'un yer aldı. Orada da bir ikinci tur hesabı yaptığını anlıyoruz Sayın İnce'nin. Ve demiş ki, bakarsan ikinci tura Kılıçdaroğlu'yla İnce kalır. Ben aday olacağım. Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan'la ben kaldım. Kılıçdaroğlu'na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu'yla ben kalırsam yine ben kazanırım. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa ben istesem de bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu'na taşıyamam. Seçim riske girer. Her durumda İnce'nin ikinci tura kalması lazım. Muharrem İnce'nin ifadeleri böyle. Şimdi birkaç aslında sorun var ama şöyle Kılıçdaroğlu'yla ben kalırsam ikinci turda yine ben kazanırım diyor Sayın İnce. Sizce ne olur? Onu milletimiz bilir tabii Senem Hanım. Sonuçta Sayın İnce Memleket Partisi'nin genel başkanı ve kendi yetkili kurullarından da Cumhurbaşkanlığı'yla ilgili adaylığı yetkisini alarak adaylığını ilan etti. Elbette ki kendisinin belli değerlendirmeleri olacaktır, belli ifadeleri olacaktır. Biz saygı duyuyoruz. Zaten bizim ittifakımız belli. Ama biz bir Halil İbrahim sofrası açtık. Bu sofrada herkese yer var. Bu sofrada herkesin bulunmasını arzu ederiz. Herkesin destek vermesini arzu ederiz. Meselenin ülke meselesi olduğunu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında artık demokrasiyle taşlandırmamız gereken bir süreç olduğunu, bugün bu seçimin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın izlediği bir seçim olduğunu, artık demokrasiden yana olanların kazandığı, demokrasinin kazandığı bir seçim olması için her türlü katkıya, desteğe ihtiyacımız var. Tabii ki Sayın İnce kendi düşüncelerini açıklamıştır. Saygı duyuyoruz. Özgür Özel bundan kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarda mesela şöyle ifadeler kullandı Sayın Torun. Şahsen çok sevdiğini Muharrem İnce'yi söyledi. Ve CHP'ye saygı duyan gerçek muhalefet partisi olarak davransalardı aracılık da ederdim dönüşüne ifadesini kullandı. Ama kapıyı çarpıp gidersin ama benzin döküp yakmazsın dedi. Fakat o açıklamasında şöyle dikkat çekici bir yer vardı. Diyor ki baba evinin kapısını çalıp partiye dönmesiyle ilgili beklenti çok sayıda telefonlar var. Hala o telefonları alıyor musunuz? Şahsen ben çok fazla almadım ama belki alan arkadaşlarımız vardır bilemiyorum. Sonuçta az önce de söyledim Sayın İnce kendi yolunu çizdi. Ve parti kurdu ve bugün de partisi seçime girme kararı aldı. Biz ama bir ittifak oluşturduk. Millet ittifakını oluşturduk. Ama bunun yanı sıra bir de Halil İbrahim sofrası açtık. Bu sofrada az önce söyledim herkese yer var. Sayın İnce bu süreci değerlendirir. Bu süreçte eğer demokrasiden yana bu ülkenin geleceğinden yana desteğini sağlarsa elbette ki memnun oluruz. Bu anlamda da Türkiye daha aydınlık geleceğe, daha güzel bir geleceğe emin adımlarla yürümüş olur. Tabii kendisinin bu kararıdır. Saygı duyuyorum. Tekrar ifade ediyorum. O zaman bir soru daha. Şimdi Halil İbrahim sofrası vurgunuzdan yola çıkarak söylüyorum. Ben sizin değerlendirmenizden şunu anlıyorum. Yani CHP şunu demeyecek ya da Sayın Kılıçdaroğlu. Biz Halil İbrahim sofrasını kurduk. Sevgili Muharrem İnce, gel sen de bu sofraya otur. Üstü kapalı bir şekilde kendisine yönelik bir değerlendirme çağrısı sizin de yorumlarınız. Öyle anlıyorum ben.
Eğer kendisi Muharrem İnce derse ki ben düşündüm, taşındım ve Sayın Kılıçdaroğlu lehine çekilmeye karar verdim ya da işte desteklemeye karar verdim derse bu adımı bekliyorsunuz. Öyle anlıyorum değerlendirmenizden. CHP harekete yani, geçmeyecek diye anlıyorum. Yani böyle bir destekte bulunursa bundan çok mutlu oluruz, onur duyarız. Elbette ki Türkiye'nin geleceği adına güçlü bir destek olarak kabul ederiz. Ama tekrar ifade edeyim, sadece Memleket Partisi ve Sayın İnce değil, diğer siyasi partileri de aynı şekilde bu desteğini kabul ederiz, desteğinden onur duyarız, mutluluk duyarız. Hep birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa ederiz. Ama tabii ki bu çağrımızı biz Sayın Genel Başkanımız birçok ortamda dile getirdi. Biz de ifade ediyoruz. Bu sofrada herkese yer var. Mesele bu ülkenin geleceğini birlikte inşa etmek, bu ülkeyi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasiyle taşlandırmak ve aydınlık geleceğe hep birlikte yürümek. Siz CHP tabanından önemli bir kopuş olacağını düşünüyor musunuz Sayın İnce'ye doğru? Kesinlikle düşünmüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bütün örgütleriyle sımsıkı birbirine bağlandı ve iktidar diye her yerde bunu ifade ediyor. Artık iktidara inanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var, kadroları var ve bu düşünceyi taşıyan milyonlar var. Kaldı ki bu düşünceye katılan farklı siyasi, geçmişte farklı siyasi partilere oy vermişler de var. Bunun içerisinde muhafazakarlar var, mütedeyinler var, ülkücüler var, milliyetçiler var. Yani toplumun birçok kesimi var. Sosyalist kesimler var. Yani bu hareket artık gerçekten Sayın Genel Başkanımızın başlattığı bu hareket oldukça geniş bir yer buldu toplumda. Bazı kaygıları olan kesimler artık kaygılarını giderdi. Sayın Genel Başkan'ın liderliği, birleştiriciliği ve Cumhurbaşkanı olduğunda ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğini artık net bir şekilde gördü ve ikna oldu. Bunu gittiğimiz her yerde gayet net görüyoruz. Hiç beklemediğimiz kesimlerden, geçmişte belki de bizi içeri davet etmeyen, yolda yürürken eleştiren, tepkisini dile getiren kesimler artık ülkenin geleceği adına Sayın Genel Başkanımıza destek vereceğini, mutlaka Cumhurbaşkanı olması gerektiğini, ülke sorumluluğunu alması gerektiğini açık net bir şekilde ifade ediyor. Bunun içerisinde bütün görüşler var. Bunun artık bir memleket meselesi olduğunu, ülkenin geleceğinin meselesi olduğunu duyarlı vatandaşlarımız artık anlamış ve iş ideoloji meselesi değil, iş parti meselesi değil, iş artık gelecek meselesi, ülkenin geleceğinin meselesi diyor ve desteğini ifade ediyor. Bu bakımdan da bunu çok kıymetli buluyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş geçmişteki seçmenler değil, bunun dışında şu anda milyonlar geçmişte AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve diğer farklı partilere oy vermiş insanlar desteğini ifade ediyor. Ama mesela orada siz bu değerlendirmeyi yaparken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları hemen aklıma geldi. Hatta o iki gün önce de vermiştim bir grafik olarak. Hızla onu buldum. Oradaki tam ifadesini size söyleyebilmek adına. O da şu. Şimdi hani onu da soracağım ayrıca. Vekil listeleri meselesi, masa olarak nasıl bir noktaya geldiniz, nasıl bir çalışma içindesiniz? Orada Sayın Karamollaoğlu'nun DEVA geleceğin Saadet Partisi listelerinden bazı seçim bölgelerinde seçime girmesi yönündeki açıklamaları var biliyorsunuz. Hatta gerçekleşirse devrim niteliğinde olur ifadesini kullandı. Ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu da anlatırken şöyle dedi. Dedi ki eli CHP'ye oy vermeye gitmiyorsa buraya gelir. Şimdi hep söylenen bir ifade bu. Biz sık sık karşımıza çıkıyor. Özellikle muhafazakar kesimde, işte bugün belki AK Parti seçmeni olarak değerlendirebileceğimiz AK Parti'ye oy vermiş kesimde ne olursa olsun hiçbir şekilde CHP'ye oy vermeyecekler var deniyor. Ama ben sizin az önceki değerlendirmenizden şunu anlıyorum ki hayır, artık bugün itibariyle bu kesinlikle ifadeler karşılığını bulmuyor. Oraya mı getirdiniz sözü? Siz AK Parti bugüne kadar hiç CHP'ye oy vermemiş.
Fakat AK Parti'ye oy vermiş bir seçmenin de bugün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verebileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Bakın geçmişte AK Parti'ye oy vermenin bütün gerekçeleri ortadan kalktı Senem Hanım. Mesela? Bir umutla oy verdiler AK Parti'ye. Beklentileri vardı. Bu ülkede refahın gelmesi adına, içinde bulunduğu sorunların çözülmesi adına beklentileri vardı. Ama tüm bu beklentileri yerine gelmeyince, ciddi bir hayal kırıklığıyla karşılaşınca artık o da Türkiye gerçeğini görüyor. Bakın 2023'ü billboardlarda, televizyon ekranlarında, her ortamda alladılar, pulladılar. 2023'te uçacaktık. 2023'te birçok sorunlarımız çözülecekti. Türkiye lider ülke olacaktı. Ama görülüyor ki bir deprem enkazının altından bile kalkamadık. Yani haliyle Türkiye'nin bu gerçeğini gören AK Parti'deki duyarlı vatandaşlarımız da mutlaka tercihlerini değiştirdi. Onlar da artık çözüm istiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların çözümünü istiyor. Çözüm olarak da adresi Millet İttifakı olarak görüyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ama demin